Evet, 2 hafta oldu mu arkadaşlar? 2 hafta oldu herhalde. 1991 yılında dünyaya gelen ve yaklaşık 30 yıldır akıbeti belirsiz olan Serdar'ı aramak için annesi, teyzesi, anneannesi ve yakınları biliyorsunuz günlerdir yayınımızda bildiklerini aktarıyorlar. Ve pazartesi günü heyecanla bekliyoruz demiştik. Seyfi bir cuma günü. Hani önce hiç tanımadığım kişilere verdim çocuğumu diyen. Karısına sarhoştum hatırlamıyorum. Evet. Sonra bize kapının önüne bir kadın ve bir erkek geldi. Onlara verdim adlarını soyadlarını bile sormadım diyen. Ardından da İzmit'te fuara bıraktım diyen Seyfi Birbir. Bugün de demişti ki ben çocuğumu buldum. 15 yıl önce hatta 15 yıldır yani ben çocuğumu biliyorum nerede olduğunu. İsmi de Doğukan. Kendisiyle görüşüyordum. Annesiyle görüşmek istemediği için bugüne kadar bunu açıklamadım. Pazartesi günü de bir oğlumu yanıma alacağım. Diğer oğlumu da yanıma alacağım. Geleceğim demişti. Peki ne oldu dersiniz? Ne oldu? Kaçmadı. Evet. Sabah kendisine zarar verdi. Aa. Evet, hastaneye kaldırıldı. Bir hayati tehlikesi yok. Alkol almış. Alkol aldığında sonra kanında da alkol çıktı. Alkol almış. Daha sonra da kendisine zarar vermek istedi. Hastaneye kaldırıldı. Oğlu burada herhalde, değil mi? Evet. Erdal burada. Ondan sonra Hacer Hanımcığım böyle. Sen zaten inanmamıştın pazartesi günü Evet. getireceğine. İnanmadık. Zaten cuma günü belliydi İnanmadık. o sözlerinin gerçek olmayacağını, oğlunu getiremeyeceği. Hepimiz senin bu sözlerine maalesef inanamıyoruz diye de yüzüne karşı söylemiştik. Böyle bir akıbeti de hani beklemiyor değildim ben şahsen. Yani o sözünü ve artık çıkmaz sokağa daldı. Yani Gitti. gerekçe olarak ortaya koyacak başka bir yol bulamadı. Bir işte arabayla aldılar dedi, fuarda dedi, bir arkadaşım biliyor dedi, ben şu ana kadar 5 sene Fotoğraf getirdi, öncesine onu kadar getirdi, bunu görmedim getirdi. dedi. Hepsi birbirine uymayan, tamamen müşkül vaziyette kalan bir durum. Demek ki o çocuğunun akıbetini artık biliyordu buraya getiremeyeceğini ve çocuğunu buraya sağ olarak gösteremeyeceğini biliyordu. Bu bakımdan bir daha buraya çıkma yüzü kalmadı. Tek bize de değil izleteceğim ben Evet, size. maalesef. Çocuğumu öldürdün. Yani o yüzden yaptı bunu. Seyfi çocuğu nereye gömdün? Seyfi çocuğum nerede? Minicik oğlumu nasıl kıydın? Seyfi o mezarı çocuğumu göster, kemiklerini göster bana. Nerede çocuğum? Sen onu öldürdün. Baştan beri biliyordun öldüğünü. Seyfi neredesin? İnşallah çocuğu bulduktan sonra ölürsün. Ben zaten öldüğünü düşündüğüm için geldim. Öldüğünü düşündüğüm için hiç umudum yoktu Seyfi, yani. çocuğum Umudum bebeğim nerede? yoktu. Bebeğim nerede Seyfi? Bebeğimi nasıl kıydın? Bebeğimi nasıl kıydın Seyfi? Bebeğimi nasıl kıydın? Valla arkadaşlar, Ölüm haberini hani aldım ben bugün. tahmin ettim. Cuma günü yazdım hatta Kadriye mesaj olarak, dedim ki kendisine zarar verebilir. Ondan sonra Aklım. şeye dönmek istedi. Oğluyla Canım. beraber Sakarya'ya geri dönmek istedi. Erdal da Kızım demiş ki hayır baba burada öldürdün. kalalım. Madem demiş gelecek kardeşim burada kalalım demiş. Onunla beraber çıkalım Kızım da demiş. öldürdün. Ben hatta Erdal'ın da haberi var mı diye düşünmüştüm ama Erdal'ın kesinlikle yok. Erdal'ın da Yok. haberi yok. Yok. Erdal da dedi ki kalalım baba dedi. Sonra dün akşam alkol almış otel odasında. Neslişah'a bağlanalım. Ekibimizden Neslişah İşte. Yumak Seyfi birbirinin tedavisinin devam ettiği İşte hastanede. bebeğim. Sabah da otelde ne onu almaya gitti. Ekip arkadaşlarımız da hiç yanlış bırakmıyorlardı. Açıkçası biz kaçar gider diye de düşünmüştük. Ama Evet. şöyle de söyleyeyim. Cuma günü de yayınımızın hemen sonrasında jandarma komutanı kendisini aradı. Biliyorsunuz jandarma komutanımız daha aile yayına çıktığı ilk günden itibaren konuyu çok büyük titizlikle takip ediyor Sayın Evet. Savcımızla beraber. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle bir olay ortaya çıkınca Bebeğim öldürdün. işte soruyor karşı Bebeğimi taraftan. Ben öldürdün. şimdi o telefon konuşmasında
Yani Seyfi'nin anlattığı kadarıyla size izleteceğim. Yok diyor, işte ben görüşüyorum diyor. Getireceğim komutanım diyor. Bak diyor ki adam, telefonunu kapatma diyor komutan. Yok diyor komutanım, kapatmam diyor falan. Ona da böyle bir şey yaptı. İki gün bekledi. Gayet de iyiymiş aslında dün falan. Şimdi Neslişah'tan öğreniriz. En son konuşan da Neslişah yanında i̇şte. Olan. Ama sabaha karşı böyle bir olay gerçekleşti. Neslişah günaydın. Müge Hanım, iyi yayınlar dilerim. Günaydın. Günaydın. Sen de gerçekten sabah çok stresli bir gün geçirdin canım benim. Teşekkür ediyorum sana da. Neler yaşandı? Önce bir gün öncesine dönelim istersen. Sen hafta sonunda Seyfi Beylerin yanındaydın. Görüştün, konuştun. Evet Müge Hanım. Seyfi Beylerle beraberdim. Seyfi Bey ve Erdal'la beraberdim. Hafta sonu çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Muhabbetimizi ettik, konuştuk, güldük, eğlendik. Hatta gırgır şamata bir ortamdı kendisiyle beraber. Son gece de kendisiyle beraberdim. Bir sohbet etme vasıtamız, imkanımız oldu kendisiyle. Yarın onun için önemli bir gün olacağını, iki oğluyla beraber o yayına çıkacaklarını, hatta bunun için bir takım elbise aldığını söyledi. Oğullarıyla beraber bu takım elbiseyle bu yayına katılacaklarını söylediler ve odasına istirahate gitti. Sonra sabah oldu. Her zaman klasik olarak bizim ekip konuklarımız otelde kalır. Arkadaşlarımız da giderler ve otelden alıp yayına getirmek için ararlar. Zaten herkes de lobide oluyor. Lobiden alıyorsunuz ama Seyfi Bey ve oğlu lobide değildi anladığım kadarıyla. Evet, şöyle anlatayım. Yine aynı sabah saat 6.30 gibi otelin lobisindeydik. Misafirlerimizle beraber sabah muhabbetimizi ettikten sonra kendilerini araca bindirdik. Fakat Seyfi Bey ve Erdal lobide bulunmuyordu bu sabah. İlk önce lobiden kendilerini aradım. Erdal babasının duşta olduğunu ve hazırlanıp bineceklerini söylediler. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Ardından tekrardan aradım. Erdal yine babasının duşta olduğunu söyledi. Fakat bu süreç biraz uzadı. Uzadıktan sonra ben biraz endişelendim. Ekip arkadaşlarımızı aradım. Ekibimizden Kadriye Hanım'la iletişime geçtim. O da endişelendi. Odasına gitmemi söyledi. Kapıyı çaldım. Kapıyı Erdal açtı. Babasının duşta olduğunu söyledi. Hatta bu esnada içeriden su sesleri geliyordu. Hazırlanıyoruz, geleceğiz dedi. Tamam dedim, aşağı inin. Fakat hani endişem devam ediyordu. Ekibimizden şoför bey, Cuma Bey ile beraber tekrardan odaya gittik. Kapıyı çaldık. Erdal bu sefer kapıyı açtı. Baban nerede diye sorduğumuzda bu sefer yine hani duşta, içeride ve su sesleri hala daha gelmeye devam ediyordu. Kapıyı bu sefer, kapının üzerinde bir anahtar vardı. O anahtarla beraber açtık. Açtığımızda Seyfi Bey'i klozetin üstünde oturur vaziyette bulduk. Bir kesici aletle kendine zarar vermişti. O esnada ilk yardımını olay yerinde gerçekleştirdik. Ardından 112 acil çağrı ekiplerine ulaştık. Kendileri gelene kadar Seyfi Bey'le beraber ilk müdahalesine devam ettirdik. Bir şey söyledi mi bu arada? Yok, hayır, hiçbir şey söyleyemedi. Bilinci tam yerinde değildi. Fakat hani şöyle söyleyeyim ben size, gözlerinde tepki vardı ama herhangi bir şey söylemiyordu. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bir ses verebilecek durumda değildi kendisi. Şöyle söyleyeyim, Allah'tan diyelim. Yani şey de bilmiyor, bir tane hani Sakarya'dan yanında bir şey getirmiş. Hani neyse şimdi. Ondan sonra ama Allah'tan bir kesici alet diyelim. Ondan sonra hani böyle hayati tehlikesi olan bir şey değil. İnşallah öyle söyleyeyim. Hemen zaten acilen ameliyata alındı. Ameliyat da bitti. Hepsi halloldu yani. Şu an hayati tehlikesi yok. Durumu stabil. Ondan sonra tabii ki hani ölüm hak. Hani ne olacağı belli değil. Hani hastaneye, bizim hastaneye sağ salim yatırıp koronadan vefat eden konumuz oldu. Ama şu haliyle doktorların görüşü... Yok, şu anda hani bu yaptığı hareketle ilgili, yani şu yaptığı hareketle ilgili bir hayati tehlikesi yok. Evet, zaten güzel. Allah razı olsun doktorlarımızdan da, ellerine, emeklerine sağlık. Anlatırım ben sana. Teşekkür ediyorum Neslişahçı. Rica ederim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Sen zaten oradasın, bize gelişmeleri bildirirsin. Hani öyle bir hayati tehlikesi yok. Dediğim gibi ameliyat alındı. Ameliyat da bitti. Ama yani biraz malumun ilanı oldu, ne yalan söyleyeyim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.